Uzay. İnsanlık için sonsuz bir gizem ve keşifler yeri. İnsanoğlu bu muazzam karanlıkta yalnızca yaklaşık 70 yıl önce ilk kez ayak bastı. Ve o zamandan beri insanlığın yeryüzünden çıkarak sınırsız boşlukta keşfettiği şeyler hayal gücümüzün de ötesinde. İnsanlık tarih boyunca hep sınırları zorladı. Bilinmeyene doğru yolculuklara çıktı. Gökyüzünün sırlarını çözmeye ve kendi varlığımızı anlamaya çalıştı. Şimdi o muazzam, uçsuz bucaksız boşlukta yeni bir çağın eşiğindeyiz. Uzay çağı. İnsanlık tarihi boyunca uzayın sırlarını keşfetme yolunda ilerledi. Bu ilerleme teknolojik gelişmeler sayesinde daha da hızlandı. Yerden uzaya fırlatma teknolojileri, roketler ve uzay araçları uzayın derinliklerine inme hayalini gerçekleştirmeye yardımcı oldu. Bugün dünya üzerindeki uzay teknolojisi sayesinde uzay araştırmaları için geliştirilen teknolojiler tıp, çevre, koruma ve diğer alanlarda da kullanılıyor. İnsanlık uzayın kaynaklarını ve enerji kaynaklarını keşfetme yolunda da önemli adımlar atıyor. İlk adımı atmak her zaman en zor olmuştur. İnsanlık tarihinde ilk kez 1969'da Apollo 11 ile ayak basarak insanlar başka bir gök cisminde yaşamıştır. Bu başarı uzay çalışmalarında yeni ufuklar açmıştır. Apollo 11, insanlık tarihinin en önemli ve heyecan verici dönüm noktalarından biriydi. Bu eşsiz görev, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA tarafından gerçekleştirildi. Ve Ay'a insan indiren ve onları güvenli bir şekilde dünyaya geri getiren ilk başarılı uzay misyonuydu. Görevin ana hedefi, Ay'a insanlı iniş yapmak ve geri dönmek için teknoloji ve becerilerimizin sınırlarını zorlamaktı. Bu tarihi görev insanlık için büyük bir başarıydı ve uzay çalışmalarının geleceğini şekillendirdi. Temmuz 1969'da astronot Neil Armstrong Ay'a ayak basan ilk insan oldu. Bu an dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından televizyon ekranlarında izlendi ve insanlık tarihine damga vurdu. Armstrong, ay yüzeyine ilk adımı atarken, insan için küçük bir adım, insanlık için dev bir sıçrama sözünü söyledi. Bu meşhur söz, uzay keşiflerinin önemini, insanlık için neler başarabileceğimizin altını çizdi. Apollo 11'in başarısı, İnsanlığın uzaya yönelik araştırmalarının ne kadar ileriye gidebileceğine dair umutlarımızı ve hayallerimizi güçlendirdi. Bu tarihi olay, uzay çalışmalarının sadece teknoloji ve bilimle sınırlı olmadığını, aynı zamanda insanlık için büyük bir adım olduğunu gösterdi. Bir diğer önemli gelişme ise Sovyetler Birliği tarafından uzaya fırlatılan yapay uydu Sputnik. Sputnik ise insanlık tarihinin uzay çalışmalarında yeni bir sayfa açan önemli bir dönüm noktası. 4 Ekim 1957'de Sovyetler Birliği tarafından başlatılan Sputnik 1, dünya dışı bir yörüngeye yerleştirilen ilk yapay uydu oldu. Bu tarihi başarı, insanlık için büyük bir adım ve uzayın sınırlarını keşfetmeye yönelik heyecan verici bir girişimdi. Sputnik 1 yalnızca 58 santim çapında, küresel bir metal gövdeye sahip, basit bir tasarımla inşa edildi. İçinde herhangi bir karmaşık bilimsel ekipman bulunmamasına rağmen, uydu 4 adet radyo verici içeriyordu. Bu vericiler, dünya üzerindeki istasyonlar tarafından alınabilen basit radyo sinyalleri yayınlıyorlardı. Sputnik'in sinyalleri, amatör radyo operatörleri tarafından dünya genelinde duyulabiliyor ve takip edilebiliyordu. Sputnik'in fırlatılması dünya genelinde büyük bir etki yarattı ve birçok insan kendilerini uzay çağının başlangıcında buldular.
Bu başarı, Amerikan Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki uzay yarışının da başlamasına neden oldu. Her iki ülke uzay erişim, teknolojik üstünlük için çeşitli görevler planlayarak bu alandaki rekabeti hızlandırdı. Sputnik'in gönderdiği basit radyo sinyallerinin ötesinde, bu tarihi uydu insanların uzayın derinliklerine ulaşabileceklerini ve oradaki bilinmezi keşfedebileceklerini gösterdi. Sputnik, dünya dışı gök cisimlerine insansız araçlar göndermenin, hatta bir gün insanlığın uzaya taşınmasının mümkün olduğunu da düşündürdü. Bu başarı bir dizi uydu ve uzay araştırmasının programına ilham kaynağı da oldu. Uzayda yaşam düşündüğümüzden daha da zorlu. Uzay istasyonlarında yaşayan astronotla yer çekimsiz ortamda uyum sağlamak ve hayatta kalmak için bilim ve teknolojiyi kullanıyorlar. Bu deneyimler gelecekte insanlığın uzaya taşınma sürecini anlamamız için önemli birer adımdır. Uzay teknolojisi her geçen gün gelişiyor. Öncü şirketler ve uzay ajansları Mars ve Ay'a insanlı seferler ve yaşam alanları kurma gibi hedeflerine adım adım yaklaşıyorlar. Uzayda yaşamın sürdürülebilir olması için oksijen, yiyecek, su ve enerji gibi temel ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. Aynı zamanda uzayda yaşamanın insan sağlığı üzerindeki etkileri psikolojik ve fizyolojik olarak düşünülmesi gereken önemli faktörlerdendir. Yenilikçi teknolojiler ve bilimsel araştırmalar bu zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Gelecekte insanlık uzay kolonileri kurarak yeni dünyalarda yaşamaya başlayabilir. Bu koloniler insan uygarlığının sürekliliğini sağlamak ve dünya dışı kaynakları kullanarak yaşamı geliştirmek için büyük bir öneme sahip olacaktır. Yeni nesil mühendisler, bilim insanları ve astronotlar bu hedefe ulaşmada önemli roller üstleneceklerdir. Bu zorlu projeleri geliştirmeye başlayan SpaceX CEO'su Elon Musk yıllardır bu konu üzerinde de çalışmalar yapmakta. Bu projeler insanların Mars'a gitmeleri ve orada kalıcı bir koloni kurmaları için gereken tüm teknolojik altyapı ve fiziksel yapıları içermekte. Elon Musk bu projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için gereken kaynakların ve teknolojinin mevcut olduğunu ve sadece biraz daha fazla çalışmasının gerektiğini söylemektedir. Ayrıca insanların Mars'a gitmeleri ve orada yaşamalarının insanlığın geleceği açısından çok önemli olduğunu ve bu yüzden bu projeyi yapmak zorunda olduğunu hatırlatmakta. Bu projenin başarılı bir şekilde tamamlanması insanlığın geleceği açısından çok büyük bir adım olacaktır. Ve insanların gezegendeki hayatını sürdürebilmeleri için gerekli olan tüm sistemleri içerecektir. Su, gıda, enerji ve diğer ihtiyaçları karşılamak için gereken tüm teknolojik altyapı ve fiziksel yapılar bu projenin bir parçasıdır. Gökyüzü, insanlığın sonsuz merakını ve hayallerini süsleyen bir arayışın mekanıdır. Uzayın keşfedilmemiş diyarları sadece insan aklının sınırsız hayallerinde bulunur. Ancak Elon Musk bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için mücadele ediyor. Ve uzay keşiflerinde insanlığın öncülüğünü üstleniyor. Bu uzayın derinliklerinde insanlık için keşfedilmemiş güzellikler yatıyor. Mars'ın sırları, yıldızlar arasındaki yaşamın mümkünlüğünü, uzaydaki gizemler, gizemli nesneler, her biri insanlığın hayallerini süsleyen keşiflerden sadece birkaçı. Uzay, insanlık için sonsuz bir merak kaynağı. Ancak uzayda yaşamanın da birçok riski bulunmakta. Uzayda atmosfer olmadığı için yüksek radyasyon ve güneş ışınları insan sağlığına ciddi zararlar verebilir. Bunun yanı sıra uzun süre uzayda kalmak, kemik erimesi ve kas kaybına neden olabilir. Uzayda yaşamanın diğer bir tehlikesi mikrogravitenin insan vücudu üzerindeki etkisidir. Bu etki insanların kalp ve dolaşım sistemi, sinir sistemi,
göz ve kulak fonksiyonları gibi temel vücut fonksiyonlarına zarar verebilir. Bu tehlikelerin yanı sıra elbette birçok faydası da bulunmakta. İnsanlık için uzayda yaşamak birçok yeni keşif ve fırsat anlamına geliyor. Uzayda yaşam, insanlık için yeni bir dönem başlatarak dünya üzerindeki kaynakların sınırlarını aşma potansiyeli sunmaktadır. Uzayda yaşam, yüksek teknolojik gelişmelerle birlikte gelecek nesiller için farklı mesleklerin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Uzayda madencilik yapmak, yeni nesil enerji kaynakları keşfetmek, uzay turizmi faaliyetleri gerçekleştirmek gibi farklı iş fırsatları sunabilir. Uzay araştırmaları, uzayın derinliklerinde keşfedilmemiş kaynakları, gezegenleri ve yıldızları keşfetmek için yapılmaktadır. Bu keşifler, insanlığın dünyasını anlamak için de yol gösterici niteliğinde. Ayrıca uzayda yaşamanın da bir başka faydası da, dünya üzerindeki sorunların çözümüne yardımcı olabilecek teknolojilerin geliştirilmesidir. Gözlerimizi evrenin sonsuzluğuna çevirdiğimizde kaybolmuş bir yolcu gibi derinlere doğru ilerliyoruz. Bu yolculuk bizi gizemli bir dünyaya götürüyor. Burada yıldızların arasında kaybolmuş gezegenlerin izleri ve kaybolmuş bir uygarlığın yankıları var. Ancak keşfettiğimiz tüm bu gizemler bizi kendi varoluşumuzun sınırlarına kadar çekiyor. Belki de cevap tüm evrenin bizimle ilgili olduğu gerçeğinde yatıyor. Bu sırrı çözmek için evrenin gizemli yollarında daha derinlere inmeye devam edeceğiz. Elbette bu mucizevi sistemin kendi kendine var olabilmesi söz konusu değildir. Hoşça kalın.